Al benim ellerimi. Kıymetli izleyenler merhabalar. Yeni bir yerel gündem programıyla Halk TV ekranlarında tekrar sizlerle birlikteyiz. Güzel ülkemin farkındalığı olan güzel illerini, ilçelerini, beldelerini sizlerle birlikte gezmeye devam ediyoruz. Bu bölümde gene Trakya'dayız. Oldukça da hoş, oldukça da güzel bir mekanda, noktada sizlerle birlikteyiz. Yanımda gene kıymetli bir konuğum var. Yerel siyasette deneyimli, 3. dönemini dolu dolu yaşayan Keşan Belediye Başkanı Operatör Doktor sevgili Mehmet Özcan program konumuz. Sevgili Başkan, Halk TV ekranlarına yerel gündeme tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de Keşan'a hoş geldiniz. Buradan bizi izleyen tüm Halk TV izleyicilerine Keşan'dan gönül dolusu selamlar sunuyorum. Sevgili Başkanım, 2015-2016 yıllarında birçok programda sizlerle birlikteydik. Bir seneyi daha geride bıraktık. Üçüncü döneminizi dolu dolu yaşıyorsunuz. Bazı siyasilerin çıraklık, kalfalık, ustalık devri demeyelim ki siz gerçekten yaptığınız projelerle farkındalığı olan ilçesini tüm belediye hizmetleriyle donatıp geleceği görebilen bir profille sizlerle tekrar birlikteyiz. Üçüncü döneminde 30-32 aylık sürecini geride bıraktık. Önümüzde ciddi bir seçim maratonları da başlayacak ama öncelikle geçen sene en son programımızı icra ettiğimiz Keşan'da eski belediye binasında sevgili izleyenlerimizle birlikteydik. Aradan da bir süre geçti. Yeni yerleşkiniz öncelikle Keşan halkına, bölge insanına, ülkemize hayırlı olsun. Yeni kompleks binasında sizlerle birlikteyiz. Pazar amaçlı birçok noktada kullandığımız. O dönemleri de iyi hatırlıyoruz. Oldukça da sıkıntılı süreçlerden, emek gerektiren süreçlerden yeni bir mekana kavuştuk. Öncelikle yeni hizmet binasıyla başlayalım. Bu belediye hizmet binası ve çok amaçlı pazar yeri kompleksimiz yaklaşık 54 bin metre kapalı alan içeren bir inşaat. 2013'ün Şubat ayında temelini attık. 2016 Ağustos 20'sinde de geçici kabulünü yaptık. 14 Kasım 2016 günü de yeni yerimize taşındık. O günden beri burada belediye hizmetlerini bütün birimlerimizde sürdürmekteyiz. Bu inşaatı 30 milyon liralık İlban kredisiyle yaptım. Şu anda Trakya genelindeki en büyük belediye projesidir. Yapılmış, yapılanların içerisinde. Belediye binası hariç, otopark hariç, 600 kişilik konferans salonu hariç yaklaşık 296 tane bağımsız birim kazandırdım belediyeme. Burası belediyenin kendi mülküydü. Yaklaşık 20 bin metrekare yakın imar durumunda ticari alan vasfında olan bir yerde. Seyircilerimiz bilmezler ama Trakya'nın güneyindeki en büyük pazar burada kurulur. Cumartesi günleri. Dedik ki haftada bir gün kullanacağımızı haftada 7 gün nasıl kullanırız burayı? O şekilde düşünceyle başladı. Projeyi de hiçbir yerden kopya çekmedik. Kendi arazimize uygun düşündüklerimizi kağıt üzerine getirdik. Ve böyle bir yapı ortaya çıktı. Ortasında 11.500 metrekare bir alanı var. Sadece cumartesi günleri değil, pazar maksatlı. Diğer günlerde miting, konser, gece düğünleri yapılabilecek bir alan. Çok değişik etkinlikler yapılabilecek bir alan. İlk defa bölgemizde 1000 araçlık bir otoparkımız oldu. Yaklaşık yerin altına iki kat indik. Yaklaşık 1000 araçlık kapasiteli 36 bin metrekare kapalı otoparkımız var şu anda. Geleceğe yönelik arzu ediyorduk. Niyetimizi de hayata geçirdik. Buraya oturduğumu görmekten de mutluyum. Bizden sonraki nesillere
düzgün bir mekan. Geldiğinde yerli yabancı her konunun çok rahat gururla ağlayabileceğim bir mekan. Bölge insanına, bölge yurttaşlarına, ulusumuza hayırlı olsun tekrar. Güle güle oturun, sağlıklı, başarılı hizmetlerin burada tüm hızıyla devam etmesini bizler de temin ediyoruz. Kıymetli Başkanım, bilindiği üzere sosyal demokrat yapıya sahip belediye başkanlarımız gerçekten canı siperhane, baskılara, eksikliklere, zulümlere rağmen oldukça başarılı projeler ile insan yaşamına dair her noktada yurttaşlarımıza dokunmaktalar. Bilindiği üzere bu inşaat süresi esnasında tabii ki sefayı bulabilmek için cefa çekmek gerekirdi. Şu anda da sefa zamanı. O dönemde belki sevgililik yaşayanlar biraz mağdur olmuş olabilir ama yeni binanın açılışında bizler bulunamadık yoğunluğumuzdan ötürü. Lütfen bizi de bağışlayın. Tepkileri nedir? İlk defa gelenler, böyle bir hizmet binasıyla karşılaşanlar. Gerçekten İstanbul veya diğer büyük metropollerde de bu tür devasa binalar fazlalıklı yok ama Keşanların ilgisi nasıl yeni hizmet binanıza? 14 Kasım'da içine geçtik demiştim. Neredeyse 2 aya yakın sürekli hayırlı olsun ziyaretçilerim oldu. 3 kere arka arkaya seçim kazandım. Yani seçim kazanmıştın ilk günlerinden daha fazla ziyaretçi hakkında uğradık. Tabii böyle bir yeri görmekten, Keşan'a kazandırılmasından bütün vatandaşlarımız memnun. Trakya Havzası'ndaki tüm belediyelere de örnek olsun. Sevgili Başkanım, geçen sene son program icra ettiğimizde Keşan gerçekten hızlıca gelişmekte olan Trakya'nın ekonomik anlamda, dinamizm anlamda en hızlı kentlerinden biri. Özellikle İzmir, Edirne, Bulgaristan, Yunanistan, İstanbul aksında da çok önemli bir geçiş noktası. Tarımıyla, ticaretiyle sımsıcak insanların yaşadığı, tamamen Mustafa Kemal'in evlatlarının ağırlıkta bulunduğu bir kara parçasında bulunmak bize ayrı bir keyif veriyor. Geçen seneki son programımızda biliyorsunuz altyapı ile ilgili de ciddi yatırımlarınız olacaktı. Özellikle Keşan bölgesi ulusal ve uluslararası basında hava kirliliğiyle öne çıkan bir ilçemizdi. Doğalgaz çalışmaları vardı, şu anda da kış mevsimi. 31 Aralık'ta evet. Sizlerle birlikteyiz. Neler yapıldı, buna ilgili nasıl bir aşama yaşadık, yaşıyoruz? Vallahi uzun uğraşlardan sonra 2005 yılından beri doğalgaz için taleplerimiz vardı. Ben 2004'te ilk seçildiğimden beri sürekli hep altyapıyla uğraştım. En son doğalgazımız kalmıştı. Malum işte bazen Türkiye'de en kötü havanın olduğu yerlerde birinci olduğumuz günler oldu. Hep bir çaba sarf ettik. 15 Haziran 2016'da doğalgaz döşeme işinin temelini attık. Gazdaş firması bölge dağıtımının yetkisini EPD kadar almış. Yeni komplekste de Gazdaş firmasına yer kiraladılar burada. Sanıyorum ayın 10'unda da onların açılışı olacak. 10 Şubat'ta da ilk alevi Keşan Atatürk Stadı'nın yakınında ilk temel attığımız yerde ilk alevi yakacağız. Mayıs'a kadar biteceği kanaatindeyim boru döşeme işlemlerinin. 2017-2018 kışında da herhalde bir %25 seviyelerinde abonmanlık gerçekleşir. Bu yılki kışta geçen seneye göre aldığımız önlemlerin bayağı faydasını gördük. Şu anda doğalgaz kullanmıyoruz ama geçen yıla göre ortalama kirlilik oranında %50'lerden daha fazla bir azalma yaşadık. Neden derseniz de İl Mali Çevre Kurulu'ndan 12 Nisan 2016'da aldığımız kararla Trakya'nın düşük kalorili, yüksek gükürt oranlı kömürünü buraya sokmadık. Neredeyse tüketicilerin %80'i ithal kömür aldılar. O ciddi bir hava kirliliğinde azalmaya neden oldu. Tabii
bazen inversiyon olduğu dönemlerde, yani havanın rüzgarsız ve yüksek basınçlı dönemlerde yüksek rakamlara çıkıyoruz ama geçen seneki gibi değil. Ki birebir bunu da gözlemledim. Sabahın erken saat dilimlerinde Ankara'dan ilçenize iştirak ettik. Keşan'da her geldiğinde farkındalığı muhakkak ki izlemekteyiz, görmekteyiz, tespit etmekteyiz. Bugüne kadar ajandalara konu olan, haberlere konu olan Keşan'ın hava kirliliği, Mehmet Özcan'ın ve ekibinin yapmış olduğu çalışmalarla önümüzdeki kıştan itibaren tarihin tozlu sayfalarını Keşan'a yolluyoruz. Hem hava kirliliği hem de bir tarım ihtisas organize sanayi bölgesi projemiz var valilikle yürüttüğümüz. Açalım onu da başkanım. Bakanlığa kabul ettirildi, 1,5 sene oldu. Bundan önce giden Sayın Valimiz Dursun Ali Şahin'e buradan teşekkürlerimi ileteceğim. Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile çok ilgilendi. Ayrıca bizim doğalgaz işimize de epey bir enerji verdi bize. Organize Sanayi Bölgesi'nin gelmesi doğalgazın gelmesine bağlıydı. Doğalgaz da geldi şimdi. Yani bitecek seneye. Oralara da gaz getireceğiz. Sanayi tesis alanlarımızda da kullanılacak. Ama organize, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Keşan'a kazandırılması buranın iş bitip organize sanayi çalışmaya başladıktan sonra 5 yıl içerisinde çok ciddi bir ekonomik hareketlilik ilave olacak buraya diye bir beklentimiz var. İstihdamla birlikte muhakkak ki bölgede de ciddi göç kaynakları da oluşacak. Bununla ilgili de zaten altyapınız fazlasıyla var. Şimdi Keşan'ın 20 yıl öncesine döndüğümde metropol merkezden yavaş yavaş Koru Dağı civarına giden oldukça da hoş, oldukça da nezih, yaşanabilirlik alanı yüksek, kentsel dokusunu da geliştirerek bozulmadan büyümekte gördüğünü gözlemliyoruz. Muhakkak ki hizmet denince, hizmetin diğer adı Mehmet Özcan da projeler bitmez. Arzu ederseniz bu 2014 yerel seçimlerinden sonraki olan süreçte, kalan süreçte kadar bir iki varsa projenizi alalım. Ondan sonra da biraz genel siyasete geçelim. Bitmişlerim var. Alalım onları da kıymetli başkanım. Dönem içerisinde mesela yeni bir katı atık bir taraf tesis, yani eski adı çöp tesis yaptık. Eski çöplüğün de rehabilitasyonunu bitirdim. Bölgede bunları yapan yok. Evet. Ama ben yaptım, bitirdim. Şimdi mücavir alanlardan birine biyolojik olmayan bir arıtma tesisi yaptık Yayla mücavir alanına. Şu anda Keşan'ın 100 bin nüfusa göre atık su arıtma tesisi, devlet su işleri bizim namı hesabımıza yapıyordu. Orada bir zemin etkinden kaynaklanan bir problem yaşadılar. Hala teslim edilmedi ama tahminlere göre Mayıs veya Haziran ayı içerisinde bu sene tesis devreye girecek. O da devreye girdiğinde çevre problemlerini halletmiş bir şehir olacağız. İlk dönemimde sıfırdan 250 kilometre kanalizasyon şebeke döşedik. Yağmur su kanallarını yaptık. Şimdi doğalgazım bitmek üzere. Eski çöplüğün rehabilitasyonunu yapmışım. Yeni katı atık bertaraf tesisi yapmışız. Bir su arıtma tesisleri devreye girdiğinde çevre problemlerini yenmiş bir ilçe olacağız. Yani birçok ilden de önde olmuş olacağız. O muhtemelen Mayıs veya Haziran ayında biter. Ay yönelik bundan sonraki projeler, elimde bir meydan projesi var. Eski belediyenin olduğu parkın ve eski terminalin olduğu alan. Yeni otogar projem var. Yakın zamanda veya bir iki sene içerisinde karayolları taşımacılık kanunu değişecek. Şehire giren bütün araçlar, köy, ilçe, minibüsleri olsun, otobüsleri olsun, ana terminale girmek mecburiyeti konacak. Yaklaşık 17 milyon liralık bir iş. Eski itfaiye dediğimiz bir alanımız var. Orada yer altına 3 kat otopark, yaklaşık 500 araçlık. Zemin katında 35 adet iş yeri, 200 kişilik bir nikah salonu, itfaiye noktasına da bir ufak bir ünite, üst katına da 1400 ve 1000
200 kişilik 2 adet düğün salonu projemiz var. Üstü çelik konstrüksiyon olacak. Bunların da projeleri bitti. Yakın zamanda işte finans arayışları ve ihale süreçlerine başlayacağım. Belki bu dönemim sonuna kadar bitmeyebilirler ama en azından bitime yakın bir hale gelmiş olacak yönündeyim. Dördüncü döneme de gidiyoruz diye düşünüyorum. Kısmet. Tabii sevgili Keşanlı'nın teveccühü ve desteğiyle. Kıymetli Başkanım, isterseniz birçok programımızda yerel gündemde sizlerle birlikte olduk ama bildiğiniz üzere 15 Haziran kalkışması öncesinde son bölümümüzü yapmıştık Keşan'da sizlerle. Ondan sonra güzel ülkemin sosyal demokrat ruhu ile hizmet aşkı ile yanan Türkiye'deki tüm belediye başkanlarımızı yerel gündemde Halk TV'nin o muhteşem izleyici kitlesine konuk almak için bizler Türkiye'yi dolaştık. Hali hazırda yeni yılın ilk bölümlerinden birinde sizlerle birlikte icra ediyoruz. Bilindiği üzere program başlangıcında dedim, bir oldu bittiyle bir kalkışma yaşadı ülkemiz maalesef. Geçen süreçler içerisinde 3. olağanüstü hal durumu ilan edildi. Biliyorsunuz bundan bir 15-20 gün önce mecliste Tayvan Meclisi'ni, Çin Meclisi'ni, Japon Meclisi'ni aratmayan kavgalı sözlü dövüş, Ukrayna Meclisi'ni, Kore Meclisi'ni aratmayan görüntülerle ki bizim Mustafa Kemal'in o muhteşem insanın kurduğu Cumhuriyet'in meclisine yakışmayacak görüntü karelerini aldık. AKP kanadından baskılar aldık. O süreçleri açtık. Biliyorsunuz ülkemizde bir referandum sürecine gidiyor. Ben her kötülükte bir hayır, her hayırda da bir şer vardır duruyorum. Ve Barış Manço'nun şarkısını da bugünlerde çokça dinliyorum. Biliyorsunuz sevdiğim bir şarkıdır. 100.000 kere hayır. Siz neler söylemek istersiniz bu yerel süreçten genel siyasete doğru geçiş yaparken? Neler söyleyeceğim ki? Söyleyeceklerim zaten paralellikte olan şeyler ama bir partili olarak konuşacağım. Bir de vatandaş kimliğimle bir şeyler iki porttan alalım. Partili olarak partim zaten buna hayır diyor. Vatandaş olarak ben de hayır diyorum. Hiçbir sistem tartışılmaz değil. Eğer mevcut sistemden daha iyi bir sistem gelecekse neden oturulup yenisi daha iyisi olmasın? Çünkü hiçbir Tanrı'nın Allah'ın kuralı değil. Bizim yaptığımız kurallar zaman içerisinde değişmeler de olur. Ama anayasa taslağını okudum. Daha iyisi değil, bin beteri mevcudun. Demokrasi diye bir şey kalmayacak. Bütün üst yargı üyelerini bir kişi atayacak. Yani 12 tanenin 5 tanesini atıyorsun, kalanları da yine kendi kurduğun hükümet atıyor. Amerikan senatosunun onaylamadığı bir sent parayı bile Amerikan devlet başkanı harcayamıyor. Yaptığı işler bir denetimden geçiyor. Denetim var mı? Yok. Kesinlikle yok. Aslında Sayın Hocam. Yani yetki var, sorumluluk var, hesap verme yok. Aslında padişahlara bile bu kadar yetki verilmemişti. Şimdi dikkati nazarınızdan kaçmamıştır kıymetli başkanım da. Birebir halkın tabanı inmekte fayda görüyorum. Halihazırda yangından mal kaçırır gibi gece saat 3'lere 4'lere kadar tasarılar bir kanun şeklinde geçmeye çalışıyor. Ben de o dönemde mecliste birebir bulundum bazı maddelerde. Paldır küldür bir olduğu bittiye getirildi. Aslında evet demek isteyenleri de saygıyla anlıyorum. Neticede onların tercihidir. Ama hayır, hiç, hayır oyu kullanacaklara da saygı duymak zorundayım. Ama neye evet veya niye hayıra karşı olduğunu vatandaş bilgilendi mi sizce? Şimdi bakın bir sistem değişikliğidir bu. Çok ciddi bir olay. Yani böyle yangından mal kaçırır tabirini kullanırız. Yani bu şekilde sistem değişikliği olmaz. Oturursun, üniversitelerimiz var bizim. Dünya çapında hukukçularımız var. Anayasa profesörlerimiz var. Hazırlarlar bir şeyler, getirirler, sunulur. Tartışılır. Paneller yapılır. Oluru olmazı. Burada bakıyorsunuz, hep ben böyle istiyorum.
devlettir bu, kişinin isteğiyle olmaz. Hadi şimdi, şimdiki Cumhurbaşkanımız eğer referandumdan çıkarsa bu yetkilere haiz olacak. E kimsenin ömrü sınırsız değil ki. Yarın çıktı bir başkasını. E kişinin insafına kalmaz. E bu yapmaz. Ya yapan biri gelirse? Bakın kurum kurma, kurum kaldırma. Kapattım Trakya'daki vilayetleri desen. Yerine tek bir vilayet yaptım desen. Veya eyalet yaptım. Kim karşı çıkacak? O yetki var orada. Yani yasama denen organın hiçbir fonksiyonu kalmıyor. Yürütme vekillerle bakanlar oluyor. Arasında bir bağ kalmıyor. Neresinden bakarsanız bakın yani 550 vekil 600'e çıkacak. Neden? Hadi nüfusumuz arttı diyelim, oldu. Hükümet kurma görevi tamamen seçilen Cumhur Devlet Başkanı'nda. Yani ileri demokrasiyi getirecek bir sistem olsa oturalım, tartışalım. Yani şu anki parlamenter sistemin aksayan yönlerini hep beraber kaldıralım. Ama bu aksayan yönlerini bununla şandarmla arayacağız sonra. Benim burada bütün vatandaşlara haşa tavsiye olarak algılamasın kimse ama ya bir okusunlar, incelesinler. Niye evet diyorum ben? Ne demek istiyor şu maddeler? Tabii biz bunları propaganda döneminde çıktığımızda kahvelerde, meydanlarda vatandaşa anlatacağız. Anlayabildikleri kadar önce bile kendileri okusunlar. Ya anlamadım şurayı diye kafalarına bir şey takılırsa da bu konuda bilgili birilerine danışsınlar. Çünkü bir ülkenin geleceğinin problemi bu. Çok iyi de olabiliriz, çok kötü de olabiliriz. Yani devlet çarkında kişilere bu kadar olağanüstü yetki verilmesi benim demokrasi anlayışıma göre olacak bir iş değil. Modern demokrasilerde yasama, yürütme, yargı üç bağımsız güçtür. Bunları birini belinize bağladığınız zaman orada demokrasi diye bir şey kalmaz. Ki dördüncü blokta basındır, özgür basındır. Maalesef ülkemiz basın dünyası sıralamasında ilk noktaya oturan ülkelerden biri oldu. Adaletin olmadığı bir ülkede ekonomi durur. Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede ekonomi durur. Huzursuzluk olur. Ekonomi durursa da hayat durur. Bir fasit daireye girersin, beladan kurtulmayız. Türkçesi bu. Şimdi sevgili Özcan, Sayın Başkanım, bu süreçte birebir tabana inip evet diyenlere, dediğiniz üzere, bizim de dediğimiz üzere anlatmamızın gerektiğine inanmaktayım. Paldır küldür bir referandumla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Üniter devlet yapısının kaybolmasını istemiyoruz. Laik bir devletin yapısının kaybolmasını istemiyoruz. 94 yıl önce Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının teriyle, kanıyla, canıyla bizlere emanet ettiği kara parçasından, yurttan bahsediyoruz, bayrak sevgisinden bahsediyoruz ki burası gerçekten çok önemli bir geçiş noktası tarihimize baktığımızda yaklaşık 80 kilometre aşağıda var olup var olmamak arasında kalan bir kara parçasına komşu bir yerdeyiz. Gelibolu'ya yakınız. Kesinlikle. Elhamdülillah Müslümanız. Ama ülkemizi tanımamızın gerekliliğine en çok inananlardanım. Tekrarlamakta fayda görüyorum. Elhamdülillah Müslümanız. Peygamberimiz, Allah'ımız, Kur'an'ımız bir, kıblemiz Mekke'dir. Ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm yurttaşların, özellikle Türkiye'nin diğer kıblesi de Çanakkale'dir.
Çanakkale'ye bir bakmak gerek. Doğulusuyla, batılısıyla, Trakyalısıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Balkan ülkelerindeki binlerce yurttaşımız, büyüklerimiz yan yana yatmakta. Biraz onların bize bıraktığı mirası kolayca harcamamanın gerekliliğine inanmaktayım. Onun haricinde neler yapmamız gerekmedi Sayın Başkan? Yani bunu birebir taban edip halka anlatmamız gerekiyor. Bir kere vatandaşa iyi anlatmak lazım. Neden evet dememelerine, neden hayır diyeceğimizi. Bakın 2010'daydı sanıyorum bir referandum yapıldı. 26 tane madde en insaf ya. İçinde beğendiğin de var, beğenmediğin de var. Nasıl evet, nasıl hayır diyeceksin? Beni sokaktaki bir insan olarak düşün. Aptal yerine koyuyorsun sen. Sonra işte yetmez ama evet dediler. Ya yapmayın bakın yargı gidiyor. Yargı bağımsızlığını kaybedecek. Ve gitti. Şimdi bağımsız yargı zedelendi. İktidarın yargısı olmaya başladı. Adalet hepimize lazım. Kesinlikle ki özellikle içerisinde adalet geçen bir hükümet partisinin de adaletli olmasını gerektiğine inanmaktayım. Yani ülkelerin hayatları insanoğlu gibi değil bildiğiniz üzere. Buradaki 15-20 senelik bir süre bir devletin hayatında bir haftadan daha kısadır. Bugünler gelir geçer. Bizim tıpta biliyorsunuz ben operatörüm, genel cerrah uzmanıyım. Önce zarar vermeyin der. Sonra faydalı olun. Önce memlekete zarar vermeyelim. Ondan sonra faydalı olun. Hakikaten aksayan bir şeyler var. Her sistemde aksayanlar olur. İdeali bulamazsınız. İdeal Allah'ın bir şeyidir. Hatalarımız olur. Ama en az hatalı ve sisteme kavuşmak önemli. Şimdi mevcut sistemin mükemmel olduğunu söyleyemem. Noksanları vardır. Çünkü kul yapısı. Bu gelenin hepsi noksan. Evet diyeceğim bir tane maddesi yok. Neden isteniyor bu? Yani Türkiye'yi kurtaracakmışlar bu sistemle. Ya 15 yıldır kusura bakmayın ben yönetmiyorum burayı. Beş yıldır kurtarmak lafını 15. yılda duymaya başladık. Ne oldu? Birileri kuşattı mı bize? İşte Monserre'yi mi aldı da kurtaracaklar? Maalesef. Demek ki bir şeyler var. Ama maalesef. Böyle olunca kurtulacak mı? Maalesef. Zannetmiyorum. Yasa dışı yetkilerde bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı makamı şeyleri kullanan ben miyim? Yapılan yasa dışılığı yasallaştırmak hedefleri. Baktılar Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu ben söylemiyorum. Anayasayı Cumhurbaşkanı uydurmaya çalışıyorlar. Yeni Başbakanımız Binali Bey söyledi ilk seçildiğinde. Ya madem fiili bir şey var, gelin bunu yasallaştıralım. Ben demedim bunu. Demek ki yasa dışı bir şey yapıyorsunuz ki yasallaştırmaya çalışıyorsunuz. Yani olgunlaşmış bir demokrasinin ürünleri değil bunlar. Umarım karanlık günlere ışık tutacağımız ışıklar çoğalır. Her kötülükte bir hayır vardır. Ben hayırlı olsun diyorum. Ben vatandaş bir şey ilave etmek istiyorum. Lütfen buyurun. Vatandaşın sağlığına güveniyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Demirel'in, rahmetlinin bir lafı vardır. En büyük hakem vatandaştır der. Sağlığına inanıyorum. Ancak bizlerin de partiler olarak bu seçim sisteminin, elektronik sistemin biraz şaibe götürüyor. Birçok ülke terk etmiş. Hele o kediler, o trafolar. Ha, yani trafo patlamaları, kediler ceren kesilmeleri. Kedicikler. Yani bilgisayardan yapılan manipülasyonlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Aslında tehlikeli bir zaman aralığında yapılacak. Referandum Mart-Nisan arası biliyorsunuz kedilerin en hızlı olduğu dönemler. O daha çok girerler trafoya işin şakası.
olağanüstü hal döneminde devletin geleceğini ciddi şekilde ilgilendiren bir halk oylamasını yapmak, bu oylamanın sonucunun ne kadar doğru olacağını düşünebiliyor musunuz? Ben düşünmekte zorlanıyorum. Birebir program öncesi program yani olağanüstü bir halde referandum yapıyorsunuz. Artık bunun legalitesi mi denir, etikliği mi denir, bir şeyleri tartışılır. Şimdi sizler de yerel siyasette gerçekten şu tecrübelisiniz. Birçok siyasi arenada çalışmalarınızı gördük ama ülke söz konusu olunca bence tüm her şey teferruat olmalı diye düşünüyorum. Dünyanın birçok noktasında da bulunduk. Gezdik, gezmeye de devam ediyoruz. OHAL kapsamında hiç böyle bir seçim maratonu veya baskısı görmemiştim. Her hayırda da bir şer, her şerde de bir hayır var diyorum. Arzu ederseniz 2017'nin ilk bölümünü bu şekilde icra edelim. Güzel ekranlarımızdan o muhteşem izleyici kitlesine de son cümlelerinizi almadan önce birebir Türkiye'yi gezen kardeşiniz, dostunuz olarak da şunu söyleyeyim. Tabii ki sizlerin tecrübelerin belki %1'i, %10'u vardır bizde ama bu referandum sürecinde gerçekten %20'lere yakın, %18'lere yakın bir kararsız seçmen kitlesi var. Onların vereceği kararla ülkemizin ciddi anlamda bir süreçten geçeceğine inanıyorum. Sağduyulu insanların kalbinden yurt sevgisi, yüreklerinden Mustafa Kemal sevgisi, yüreklerinden geçmişte bizlere emanet edilen bu muhteşem toprakları kaybetmemek anlamında ciddi kararlar vereceğini düşünüyorum. Son cümleyi size bırakalım. Programı da birlikte kapatalım Sayın Özcan. Bütün izleyenlere Keşan'dan tekrar selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hayırda hayır vardır. Eyvallah. Evet, kıymetli izleyenler, bir yerel gündem programında maalesef sonuna geldik. Her güzel bir şeyin de sonu var. Bu bölümde Keşan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özcan Bey ile birlikteydik. Önümüzdeki bölüm güzel ülkemin farkındalığı olan, kalbi yurdu sevgisiyle atan belediye başkanlarımızın yerel ve genel siyasetle ilgili düşüncelerini alacağız. Muhakkak ki referandum süreçleriyle ilgili birçok noktada dostlarımızla birlikte olacağız. Her program sonunda klasikleşmiş tümcemle programımızı kapatıyorum. Evet sevgili izleyenler, Halk TV'de kalın, haberiniz olsun. Günümüz, gecemiz, yarınımız, geleceğimiz bolca hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Çıklar